Günaydın arkadaşlar. Yeni bir videomla hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün günlerden pazartesi. Şu an sabah saat 10. Kızları kreşe bıraktık. Biz çıktık. Şimdi birkaç yerlere gideceğiz. Yükselişlerimiz var. Allah nasip ederse perşembe veya cuma günü biz Almanya'ya gidiyoruz. Örümcemin yanına. Yılbaşı da geliyor. Kızlar da evde. Yüksel de evde. Artık Yüksel çalışmıyor. İşten çıktı. Birinci ayda yeni işe giriyor. İçeride de daha izin günleri olduğu için o günlerini kullanıyor. Yani yeni işe kadar Yüksel evde. Bu benim işime çok yaradı. Çok mutluyum Yüksel'in evde olmasına. O yüzden bu fırsatı değerlendirelim dedik. Perşembe veya cuma günü de Almanya'ya gidiyoruz. Bir haftalığına inşallah. Allah nasip ederse. Bakalım. O yüzden de şimdi birkaç işlerimiz var. Onları halledeceğiz. Görümcem bir şeyler istedi. Onları alacağım. Bugün onları hallediyoruz. Şimdi çıktık. Gidiyoruz. Hava buz gibi. Çok soğuk. Acayip soğuk. Dışarıda böyle durunca insan yüzü felç geçiriyor gibi bir duruma geliyoruz. Neyse uzatmayayım arkadaşlar. Artık size Yüksel'in gözünü gösteriyorum. Her yazanlar olmuş. Göstersin artık merak ediyoruz bakalım diye. Hemen gösteriyorum bakın. Yüksel gösteriyorum artık. Hazır mısın? Süslendin mi? Bakın arkadaşlar. Şimdi siz tabii ki önceki halini bilmiyorsunuz ama Yüksel'in burada böyle kalın bir et parçası vardı. Gözünü kapatıyordu. Bakın şimdi. Kapat gözünü Yüksel. Bakın şimdi. Şöyle yakından göstereyim. Burası alındı. Kapat biraz daha gözünü. Bakın hafiften dikiş izi gözüküyor. Çok net gözükmüyor. Şöyle bakın ben size şuraya şimdi birazdan bir resim koyacağım. Yüksel'in eski haliyle şimdiki halini. Gözleri büyüdü. Evet. Nasıl güzel oldun Yüksel. Nasıl yakışır olsun ama. Bir göz nasıl değiştiriyormuş insanı. Nazar değmesin. Böyle. İyiyiz. Çok şükür. Atlattık. Hastalığımız da daha iyi. Biraz daha öksürüğümüz var ama iyiyiz. Çok şükür. Şimdi gidelim. Bellahom'a gidiyoruz 23. Viyana'ya. 22'den 20... Yürü hadi geçil yandı. 23'e gidiyoruz. 22-23 diyorum ama yani 22 ile 23'ün arası bayağı bir uzun yol var. Oraya vardığımda size biraz yeni bir şeyler görürsem size de çekerim. Bayağıdır gitmiyordum. Orası ne? Süccaciye mi geçiyor? Süccaciye gibi bir yere gidiyoruz. Böyle toptan böyle çanak, çömlek şeyler var. Oraya gidiyoruz. Bakalım ben de bir şey bulabilirsem belki ben de bir şeyler alabilirim. Değil mi? Hiç oralı olmuyor. Kızlar gün sayıyor gitmek için. Böyle. Biz göstereyim size şöyle. Uykulu, gözlerimiz şiş. Hiç de güzel değiliz. Dönünce yüzümü bakım yaptıracağım arkadaşlar. Yüzüm çok kötü oldu. Yüz temizlemesi, cilt temizlemesi yaptıracağım yüzüme. Ama güzel bir yer bulmam lazım. Yüzümü güzel temizleyen. Biraz bakım yapayım kendime. Ameliyattı, şu hastalıktı, şuydu buydu derken yüzüm bayağı kötü oldu. Stresten, strese gelemiyorum. Haydi neyse. Hadi biz varınca orada yine görüşürüz. Evet şimdi Bellahom'a geldik arkadaşlar. Burada gerçekten çok güzel şeyler var. Bakın şu silahlar çok güzel duruyor. Çok modern, çok şık bence. Böyle sade şeyleri çok severim. Bunun da rengi güzelmiş de cool bu siyah olsaymış. Böyle. Aa burada varmış Yüksel bak. Benim airfryer'a şey. Yağ için. 5 euro ama bilmiyorum ya. Siyah daha güzel sanki. Amazon'dan sipariş vermek istiyordum ben. Burada siyah yok. Bir de bu küçük sanki ya. Yok ya. O benim dilediğimi alayım ben. Amazon'dakini sipariş vereyim. Şu da yağdan da. Şunu nasıl kullanıyorlarsa anlamıyorum. Çok saçma bence. Güzel değil. Bak Silex'e gelmiş. Arkadaşlar Silex 180 euroya düşmüş. Çok kararsızım alıp almamakta. Nasıl kullanacaksın onu?
içine zaten yağat oluyor, üç parmağın içine. Şurada bastığın an akmıyor. Parmağını çek, akmıyor. Mantıklı ama ben kullanmam kesin onu. Başka ne varmış? Nasıl tatlı duruyor bak. Evet, Silex konusunda kararsızım. Geçen bir lahmacun yaptım. Onu görünce Yüksel sen de al dedi. Yüksel sen alıyorsan hediye, o zaman alabiliriz. Almıyorum. Almıyorsun. Kıçık seni. Şundan ne kadar ağır ya. Hiç sevmiyorum böyle şeyleri. Çok ağır. Böyle sade şeyler olacak. Böyle sade, şık, zarif. Bakın arkadaşlar, biraz size süccaciye göstereyim. Burnumu da çekiyorum habire. Bakın şu tabak vardı güzel. Böyle şu tarafa gideyim biraz da. Buraya da tek kalan parçaları koymuşlar. Bakın şunlar da çok şıkmış. 1.50 tanesi. Başka ne varmış? Çay bardakları. Aslında Türk kahve fincanı lazım bana da. Pek de içmiyoruz aslında. Şimdi şurada ne var? Güzelmiş. Baharatlıklar. Bunlar da şık. Güzel. Bunların tanesi de 5 öremişim. Ağır ama güzel. Kaliteli. Şunları annemle nasıl aradıydık, bulamadıydık. Şimdi nasıl gelmiş dolu. Anne görüyor musun? Bak nasıl gelmiş buraya. Burası da böyle baharatlık şeyleri. Şunlar da çok tatlı duruyor. Paran olacak, hepsinden alacağım. Başka bakalım ne varmış. Burada ne var? Çaydanlıklar, bardaklar. Burası da indirimli olan yerlermiş. Neyse ben bir dolanayım da arkadaşlar. Alacak olursam bir şeyler size de paylaşırım. Nasıl güzel. Ne? Al istiyorsan. Yüksel de kendine malzeme alıyor. Ne alacaksın sen, kendine ne alıyorsun? Biraz da şeylere göstereyim size. Bakın. Bu ne? 70 euro diyor. Babam 70 euroya mı aldıydı? Bu babamın aldığından mı? Al da dursun evde, lazım olur. İşlerini yaptırırsam sana. Biraz şu tarafa girin. Artık herkes böyle bir şey kullanıyorlar evde. Çok pahalı olduğu için her şey. Artık ona geçiyor millet ısınmak için. Şunlar da güzel oluyor arkadaşlar, tencerelerin arasına koymak için. Ben de kullanıyorum. Başka ne varmış? Ben bir süre dolanayım da. Bakın arkadaşlar, şu serileri de çok güzel. Çok beğeniyorum. Çerezlik. Böyle üst üste koyabilirsiniz. Büyükleri de var. Bunların 2 tanesi 10 euroymuş. Şunların da 4 tanesi 12 euro. Bunlar da çok güzel. Şu bardak bende de var. Su bardağı. Ne bardağı? Rakı bardağıymış. İşte su bardağı. Ama şunlar çok güzel. Alsam mı kendime? Çok hoş durmuyor mu? Tatlı da olur, çerezlik de olur. İşte güzel. Bir sürü de şeylerim var, almayacağım. Burayı gezdim mi? Gezdim. Başa geldik tekrar. Yüksel nereye gitti? Evet, bu arabada bizim görümcem böyle 4 paket şeker istedi, kutu.
5 euro kilosu. Kilosu mu? 5 euro evet. Bunlar helal oluyor arkadaşlar. İki tane de ben aldım kızlara. Diğerler aradı böyle. Görümcüm alıyorum 4 tane, 2 tane hepsi. Başka ne varmış buralarda? Poşetler falan düşmüş. Çöp poşetleri. Kaça düşmüş ki bunlar? Aslında iyi. 1 euro mu? 60 litrelikten olsa ben de alırdım. Aa, 60 litrelik varmış. Kaçaymış ki bunlar? Acaba? Yazmıyor fiyatları da. Ben bir öğreneyim. Uygun sağlayayım kendime. Bunlar neymiş? Poşet. Yağlar ucuzlamış. 5 litresi 10 euro. İşte böyle büyük 5 litrelik yağ kullanmasını sevmiyorum. Küçük olacak benim kullandıklarım. Boşaltması daha kolay oluyor. Evet. İşte şu bölüme girelim. Burada ne varmış? Burada da temizlik ürünleri var. Burada da şekerler var. Neyse bekle, bir şey yok. Hadi ben çıkıyorum buradan şimdi. Duramadım yine arkadaşlar. Porçuz'un şu iki tane ilacını alacağım. Bir tanesi mutfak için, birisi çok amaçlı. Hem de kullanabiliyormuş. Evet, bu Porçuz'un ilaçları da gerçekten güzel oluyor. Bunlardan çok memnunum. Onu alacağım. Bir de şöyle bir tane koli şişeyi alacağız, kola alacağız. 12 tanesi 6 euroya geliyor. Gayet uygun. Bir tane de böyle alacağız kendimize. Evde bulunsun çiçekler. Hadi gidelim. Yürü. Yeter, baktıkça alıyorum. Almayayım. Hadi gel. Bak orada durdu. Kızlara bir şey alacak. Şuraya gelir misin? Şu ilaçlar da, deterjanlar da. Yüz yıkamalı. 8 euro. Ondan da almıştım ben yeni geldiği zaman. Hadi. Bak buraya koymuş bizim kendini. Şu da benim. Yükseldi kendine, bunu da almış. Hadi. 35'miş. Biz Bella Home'dan çıktık. Arkadaşlar halama kahvaltıya geldik. Halam Bella Home'a çok yakın olduğu için... Halacığım bir çayına içmeye geliyoruz dedik. Halam döktürmüş. O da kahvaltı yapmamız zaten. Beraber oturup şimdi kahvaltı yapacağız. Yüksel ekmek almadan geldi. Dondun mu Yüksel? Çok mu soğuk? Yükselmişmiş ama. Bu da halamgilin patisi arkadaşlar. Bakın bu çok fena. Benim kocuğum da batmış. Görmeyin onu, duvara sürtmüşsün. Bu çok fena bak. Hiç korkuyor mu bak hele? Hemen saldıracak. Nisoş'un patisi. Aynı Nisoş gibi değil mi Nisoş? Hala ellerine sağlık. Şöyle bozulmasın. Hı? Güzel kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra da gidelim biz. Hadi geçiyoruz. Hadi afiyet olsun. Nisoş. Arkadaşlar çıktık halamgilden. Biraz zamanımız vardı kızların saatine. Nereye geldim? Tabii ki de Action'a geldim. Biraz şöyle dolanalım dedik. Mum falan almak istiyorum. Mumlarım bitti. Evimde mum kalmadı. Şimdi burada biraz dolanacağız. Bizim o tarafa geldik. Normalde genelde burası boş olurdu ya. Bu seraflar dolu. Bir şöyle dolanayım. Bakayım neler varmış. Bulabileceğim mi bir şeyler? Yükseli de hazır bulmuşken buraya gelelim dedik. Şimdi geziyoruz. Evet, şimdi buradan biraz mum bakacağım. Bakalım güzel mumlar var mıymış? Şunlar güzel duruyor. Gerçi de kokular nasıl acaba? Siyah olan yok muymuş ki? Şurada bir tane var sanki. Yok, bu da siyah. Değil. Ama fark etmiyor ya aslında. Güzel bir tane kokan. Alayım ben buradan bir tane kendime. Başka nasıl varmış? Aa, bakın şu da güzel duruyormuş.
Bunun kokusu güzelmiş. Alsam. Şu da güzelmiş. Bakın kabı. Sonra da kullanılır bu. Bir şöyle göz atayım da nasıllar varmış. Bir bakayım. Evet arkadaşlar, eve geldik. Şimdi aldıklarımızı boşalttım şöyle. Önce bir şipara uğradım gelirken. Canım spagetti istedi. Spagetti yapacağım. Kızlar da seviyor zaten. Aslında dünden yemeğim var da bunu canım istedi. Bugün bunu yemek istiyorum. Yüksel eski yemeklerden yemek istiyor dünkü kalan yemekleri. Biz de kızlarla bunu yiyeceğiz. Sonra arkadaşlar mumlarımı aldım. Bakın böyle bayağı doldurdum. Koku, hoşuma giden kokuların hepsinden aldım. Bu sefer illa siyah diye durmadım ama bunlar içi siyah. Böyle. Şu ikisi de şu yeşilmiş, koyu renk. Şu da şöyle gri gibi. Bunları aldım. Sonra şunu gördüm. Çok hoşuma gitti. Figür. Bunu da süs olaraktan aldım. Sonra şu fırçayı aldım. Action'dan. Banyoda bir deneyeceğim fayanslara. Umarım güzel çıkartır. Olmadı Yüksel, ben arabaya da kullanırım dedi. Artık bakalım, ben memnun kalırsam ben de kalır. Olmazsa Yüksel'e veririm. Sonra kızlara çorap aldım. Kilotlu çorap aldım. Hava artık malum soğudu. İçlerine giydiriyorum. Sonra zaten bunları göstermiştim size. Bella Home'dan aldım bu temizlik ürünlerini de. Ve son olarak da bu iki tane kokuyu aldım. Kokular hoşuma gitti. Bunları kıyafet dolaplarına, yani çamaşır dolabına sıkacağım şu kıyafetlerin üzerine. Umarım kokuları kalıcıdır. Hoşuma gitti kokusu. İkisi bunları aldım bir de. Böyle yoruldum bugün. Bu işlerimizi hallettik. Şimdi birazdan da yemeğimizi yapıp yemeğimizi yeriz. Yüksel bek aç değilim diye ya, ben birazdan biraz başladı acıkmam. Yemek yiyeceğiz. Spagetti yemek istiyor musunuz mu? Evet. Hafsa kapatmadı iyi. Olsun. Hafsa babası doktor oyuncağı istedi. Bu doktor oyuncağı aldı. Göstereyim mi? Beğendiniz mi? Bir de şeker. Bir de şeker, aynen. Muhammed Ali'ye aldık şeker, size de aldım. Siz eksik kalmayın. Böyle. Bana da ver şeker. Niye? Sana bana tamam. Böyle arkadaşlar, biraz da yemeğimizi yapar, yemeğimizi yeriz. Zaten akşam oluyor, ondan sonra da. Bugün böyle bitiyor. Yarın da bilmiyorum ne yapacağız. Ben ev temizlik malzemeleri doldurdum. Daha temizlik yapacağım. Ben bu evi ne zaman temizleyeceğim? Gelecek sene. Gelecek sene. Evet doğru diyorsun. 2023'te temizlerim başından sona. Aynen öyle. Anca Yüksel işe başladığında ben güzel derin bir temizliğe girerim. Böyle kabalama yapıyorum şimdi ama derin temizliği Yüksel artık işe başlayınca yaparım. Çünkü yaptırmıyor temizlik bana. Ben evdeyken temizlik yapma diyor. Derin temizlik yani, istemiyor yapmamı. Benimle vakit geçirmek istiyormuş kocacığım. Neyse hadi, yine konuştum ben. Yoruldum. Yemeğimizi pişirip getiren olsa diyesek. Maalesef. Hadi ben birazdan yemeğe geçerim. Sonra yine görüşürüz. Evet, makarnalarımız da hazır arkadaşlar. En güzeli vallahi, en kolayı, en güzeli. Makarnalarımızı da hazırladım. Şimdi yiyelim. Ondan sonra da zaten kızlarını saati geliyor, yatırıp uyuturum. Onlar şimdi televizyona bakıyorlar. Oyun oynuyorlar. Ben bu yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra bir mutfağı toparlamam lazım. Bulaşıkları kaldıracağım. Ondan sonra da zaten sonra yine tekrar görüşürüz. Akşam tatlımız arkadaşlar. Kendim yaptım diyormuş. Tabii de yalan. Hazır puding. Kızlarla puding yiyeceğiz. Bir durur musun? Ben konuşuyorum şimdi. Ondan sonra da kızlar pudingini yedikten sonra yatağa giriyoruz. Evet, saat geç oldu. Sus. Ben yatağa dediysem yatağa. Şimdi bir kıyamet kopacak yatağa meselesi. Evet, yemeğimizi yiyelim. Tatlımızı yiyelim, ondan sonra yatıyoruz. Bir dur, susar mısın? Bir konuşayım. Konuşalım, ondan sonra kavga edeceğiz.
kısa bir ara verdik. Susturdum. Anne. Devam ediyor hala. Anne. Tamam ben bir bekle bir. Dur. Sus Hafsa. Sustu. Umarım arkadaşlar severek izlediğiniz bir video olmuştur. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kötü bir kapanış oldu bu. Hafsiş. Barıştık mı? Tamam öpeyim gelin. Barıştık annesiyle. Küsmez bu annesine değil mi? Anneye küsülmez. Hadi çözdü. İyi geceler de. Aferin annem benim. Evet son güzel sonumuzu tatlı bağladık. Hadi arkadaşlar görüşmek üzere. Diğer videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bye bye.